Herkese yeni bir günden merhabalar arkadaşlar. Evime, kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Ben iyiyim, şükürler olsun. Normalde adetim değildir böyle bu saatlerde kahve içmem ama dedim hem kendime gelirim hem de şöyle Nevin ablacığımın gönderdiği güzel sunumluklarla kahve sunumu yapayım istedim. Burada kahvemi içeceğim, saat 1'e 20 var. Ondan sonra ilk olarak ne yapacağız? Yemek yapacağız. Ev işini sonraya bıraktım. Sizlerle birlikte bugün Allah'tan bir şey çıkmazsa yeni aldığım döküm tencerelerde yemek yapacağım arkadaşlar. Eğer sonradan vaktim kalır, halim kalırsa da kavanozlanmaya bir de 101'e gideceğim bakalım duruma göre. Şimdi ben burada bu güzel bulutlar manzaram eşliğinde kahvemi soğutmadan içeyim. O zaman her zamanki gibi ne diyorum? Bana afiyet olsun. Sizler için de inşallah keyifli, güzel bir vlog olur. İyi seyirler diliyorum şimdiden. Kısa bir kahve keyfinden sonra tekrar balkona geldim. Eski güneşlikleri taktım. Vallahi ütülemedim de böyle kırışık taktım. Nasıl olsa storlar gelecek diye. Şimdi ne yapacağım? Dolabımın altından tencerelerimi almaya geldim. Buraya turşularımı koyuyorum. Yeni tencerelerimi de mecbur buraya koydum. Ağır olduğu için mutfak dolabına güvenemedim açıkçası. Turşularım burada. 4 kavanoz var zaten. Bunlar dünküler arkadaşlar. Bakın hemen sapsarı oldular. Böyle serin yerde saklıyorum. Arkada piknik tüpümüz. Burada sizlerle birlikte yaptığım közlenmiş biberli, patlıcanlı. Bunun bu sefer hiç daha tadına bakmadım. Geçen komşuma getirdim sadece. Kızartma tenceremi de yıkadıktan sonra buraya koyuyorum. Arkada semaverimiz var. Kek kalıplarım yine burada görmüş olduğunuz gibi. Şimdi ben ne yapacağım? Tek elle kaldıramam herhalde. Tencerelerimi alacağım. Mutfağa geçeceğim. Bugün mutfakların şanı güzel bir kuru fasulye yapacağım. Allah kısmet ederse. Üsttekinde kuru fasulye, alttakinde de pirinç pilavı yapacağım. Herkese tekrardan merhabalar. Evime, kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Kahveden sonra bayağı bir dinamik oldum. Mutfağıma girdim. Tencereleri getirdim. Ben de heyecanlıyım. Bazı arkadaşlar cam ocakları patlatıyor falan yazmıştı yorumlarda. Allah var, korkuyorum ama inşallah öyle bir sorunla karşılaşmam. Bugün ilk defa tenceremi denemek nasip olacak. Az önce de söylediğim gibi kuru fasulye yapacağım. Buradaki dolaplara koymaktansa balkondaki dolaba koymak bana daha mantıklı geldi. Çünkü gerçekten tencere ağır. Oraya da bayağı bir şeyimi koyuyorum. O dolap iyi oluyor. Üst katı da var onu zaten biliyorsunuz. Orada da domates soslarım falan var. Her neyse bugün güzel sucuklu bir fasulye yapacağım. Fasulyemi akşamdan böyle suya bıraktım. Şimdi ilk olarak onu haşlayacağım. O haşlanırken ben ne yapacağım? Soğanını, domatesini falan keseceğim. Yemek işimi halledeceğim. Akşam üzeri pilav yapacağız. Zaten pilav için erken. Ondan sonra evi şöyle bir süpüreceğim. Dışarı çıkacağım. Biliyorsunuz elimde kalan kırmızı biberler var. Onları turşu yapmam gerekiyor. Kavanozları alacağım. Yetişirse bugün, yetişmezse yarın. Artık bilmiyorum. Onları kaderine bıraktım. Kendimi de çok zorlamak istemiyorum. Dolaptalar nasıl olsa artık müsait bir zamanda yapacağım. Hiç turşu yapamazsam da közleyip buzluğa atarım arkadaşlar. Sıkıntı değil. O şekilde de çok seviyoruz. Öyle yani, şükürler olsun. Güne başladık. İnşallah hayırlısıyla da tamamlamak nasip olur diyorum. Şimdi sizlerle birlikte kuru fasulyeyi ilk olarak ocağa atalım. Bakalım tenceremiz nasılmış. Tencereleri kullandığın zaman memnuniyetini muhakkak bizimle paylaş diyen arkadaşlarım var. Zaten bir şey aldığımda muhakkak sizlerle paylaşıyorum. Bir de bir şey söyleyeceğim. Geçenlerde bir bayan, artık bayan mı bilemiyorum. Çünkü sahte isimle çok yorum yazan oluyor biliyorsunuz. Baş olmuyor artık bunlarla. Bu kanalda sırf gösteriş var demiş. Yorumu silecektim fakat silmedim. Sadece buradan beni seyreden biri eminim ki. Ben hiçbir şekilde kanalımda gösteriş olduğunu düşünmüyorum. Eğer gösteriş olarak bu aldığım ufak tefek şeyleri diyorsanız, bunları gösteriş olarak algılıyorsanız bence sizin zihniyetinizde bir karışıklık var. Bunlar gösteriş değil. Bunlar fikir alışverişi. Bakın bir sürü arkadaşım almak istiyormuş. Allah herkese nasip etsin. Ben aldım, kullanacağım. Kullanırsam memnuniyetimi belirteceğim. Sizlerle her şeyimi paylaşıyorum. Yani bunda bir gösteriş açıkçası ben göremiyorum. Biliyorsunuz ikinci kere araba değiştirdik. Ben arabayı bile çekmedim. Ben gösteriş böyle meraklısı insan olsam
Ne bileyim, daha farklı şeyler olurdu. Buradan da o arkadaşa tekrar söylemek istiyorum. Madem öyle buluyorsun, izlememe gibi, kapatma gibi bir şansın var. Dediğim bir kanalı, bir insanı zaten seyretmek zorunda değilsin. Bunu da böyle kısacık söyleyeyim istedim. İçimde kalmıştı. Şimdi o zaman ilk olarak fasulyeyi ocağa alayım. Ondan sonra sizlerle birlikte güzel bir, pardon, bugün de böyle grip gibi kalkmıştım aslında da şimdi iyiyim. Fasulyeyi yapalım bakalım. Akşamdan beri suda bekleyen kuru fasulyelerimi şimdi ocağa aldım. Böyle köpüklerini alacağım arkadaşlar. Bir 10 dakika falan kaynatacağım. Ondan sonra inşallah yemeğimi yapmaya başlayacağım. Şöyle köpüklerini alayım. Normalde düdüklüde yapıyorum. Daha kısa zamanda pişiyor. Ama bu fasulye Bim'in fasulyesi, güzel çıkıyor. Birkaç kere tencerede yaptım zaten sizlerle birlikte. Hemen piştiği için düdüklüye koymadım. Bir de söylediğim gibi döküm tenceremde güzel olur diye düşündüm bugün. Epey bir uzun aradan sonra kuru fasulye yapmaya karar verdim. Şimdi ben köpüklerini almaya devam edeyim. Evet, tencerem kızdı. Yağımı ekledim. Bu tencerelerde böyle az yağda pişiyormuş zaten arkadaşlar. Bir de internetten okuduğum kadarıyla demir eksikliği olan kişilerde bu tencere gerçekten bayağı bir böyle iyi oluyormuş. Çünkü tencere yemeklere ister istemez demir de birazcık veriyormuş, bırakıyormuş. Ne kadar doğru bilmiyorum. İnternette okudum. Kurban olduğum Allah sağlıkla güzel günlerde kullanmayı nasip etsin. İsteyen birçok arkadaşım var. Allah herkese de almayı nasip etsin. Şimdi soğanlarım kavrulsun. Domatesini, biber salçasını falan ekleyeceğim. Bu arada sosumu açtım. Domates rendelemeye üşendim. Bu da hala kaynıyor. 5 dakika sonra bunun da altını kapatacağım. Ondan sonra fasulyem pişecek. Suyunu falan ekleyeceğim arkadaşlar. Ben sucukları tereyağında en son kavurup da atıyorum. Zaten sizlere tekrar çekeceğim. Şimdi soğanlar güzel bir şekilde kavrulsun bakalım. Soğanlar kavruldu arkadaşlar. Ondan sonra domates sosumu ekledim. Kırmızı biber kestim. Yeşil biber kestim. Şöyle biraz kavurdum. Kavurdum yalnız. Ay, gün içinde neler kesiyorum böyle hatalı konuşup bir bilseniz. Şimdi şöyle tuzunu ekliyorum. Bu yeterli. Baharatları da ben şimdi ekliyorum. Kırmızı pul biber ekleyeceğim. Şöyle. Çok azıcık da karabiber ekliyorum. Zaten başka bir baharat koymuyorum ben kuru fasulyeye. Şimdi suyunu ekleyeceğim. Fasulyelerimi pişmeye bırakacağım. Ondan sonra söylediğim gibi sizlerle birlikte piştikten sonra sucuklarını ekleyeceğiz. Fasulyenin hepsini eklemedim arkadaşlar. Biraz çok haşlamışım. Her zamanki gibi. Görüyorsunuz, suyunu ekledim. Şimdi kapağını bu şekilde kapatacağım. Bismillahirrahmanirrahim ile inşallah piştikten sonra sizlere göstereceğim. Pilavı da geç saatte yapacağım. Şöyle saati sizlere göstereyim. Saat görüyorsunuz 3'e 20 var. Çok geç kalkmadığım halde ev işim bu saate kaldı. Günlük makinemi ortaya getirdim. Şimdi hızlı bir şekilde evimi süpüreceğim. Yani günlük süpürmezsem olmuyor. Bazen diyorlar hani, neden her gün süpürüyorsun? Biz mutfakta yemek yemediğimiz için, mutfak masam oraya sığmadığı için burada yiyoruz. Burada da yediğimiz için tamam, evde çocuk yok, böyle küçük çocuk, ama her gün mecbur süpürmem gerekiyor. Yani süpürmezsem o gün işim rast gitmez. Dışarıda işim var, süpüremezsem de zaten kızım yardım ediyor. Her neyse, şimdi fasulyem pişerken ben evimi de süpüreyim. Ondan sonra bir aktüele gidip geleceğim, 101'e bir iki bakacaklarım var. Sonra da artık pilavımı yaparım. Günü böyle yavaş yavaş tamamlarız inşallah arkadaşlar. Ben şimdi evi süpüreyim. Ev süpürdüm. Şimdi mutfağa geldim arkadaşlar. Şimdi sucuklarımı burada tereyağında biraz kavurayım. Fasulyeyle buluşturayım. Bir 5-10 dakikada böyle kaynasın. Ondan sonra fasulyemiz hazır olacak inşallah. Sucuklarımı kavurdum. Şimdi şöyle tenceremin kapağını açayım. Ne yapıyoruz? Bir dakika şöyle yapalım. Evet, sucukla kuru fasulyeyi buluşturuyoruz. İyi
İnanın biz böyle etlidense sucuklusunu daha çok seviyoruz. Benim annem böyle güveçte pastırmalı da yapardı biz çocukken. O da çok güzel olurdu. Gördüğünüz gibi kuru fasulyem pişti sayılır. Her zamanki gibi yine çok şükür güzel oldu. Bir 10 dakika daha kaynasın. Ondan sonra yemeğim hazır inşallah. Ben şimdi evden çıktım. Yemeğimin altını falan kapattım. İlk olarak 101'e bakacağım. Eğer sizler için çekebileceğim bir şeyler varsa çekeceğim. Ondan sonra da küçük kavanozlar almaya çarşı içine geçeceğim arkadaşlar. Kavanozları bugün alayım. Ama bugün yapamam büyük bir olasılıkla. Çünkü saat 3.30'a geliyor. Öyle bakalım, inşallah 101 kalabalık değildir. Zaten bir şey kalmamıştır bu saate de. Dışarı çıkmışken çekeyim istedim. Yoksa 101 için özel çıkmadım yani. Geldim bakalım. Araba. Bakın seçili ürünlerde %30 indirim varmış. 01-04 tarihleri arasında diyor. Şöyle taş saksıda kurutulmuş, şoklanmış çiçekler kalmış ama çok güzeller. Bir tane alayım. Ama hangisini alayım? Şu pembeyi mi alsam ki? Saksısı da bu şekilde. Şu da var. Ama yok, şu güzel. Şu da değişikmiş. Şunu bir karar veremedim daha hala da. Şuralara bir bakayım şimdi. Neler gelmiş? Şöyle çekmeceler gelmiş. Bunlar da mı bu haftanın ürünü ki? Dörtlüsü 50 liraymış. Evet. Bunlar da böyle boy boy gene. Başka tencereler falan var, 75 lira. Saklama kapları var, 7,5 lira. Bir de şöyle yağlıklar gelmiş, bunlar da 7,5 lira. Zaten birçok süzgeç falan, plastik kaplar var. Tava gelmiş Papila'nın, 45 liraymış. Görmediğim bir şey var mı diye bakıyorum da. Ütü masası için şöyle örtü gelmiş. Deseni güzelmiş. 9.95. Bu kupalar sanırım geçen haftadan kalma. Keramika'nın 5 lira. Sarımsak ezeceği var. 4.5 lira. Bu da güzel. Çok bir şey kalmamış her zamanki gibi. Şöyle kalpli kaşıklar gelmiş bakın. Bunlar da 6 liraymış. Şu benim kullandığım tupper'ın değişiği gelmiş böyle. Bu ne kadarmış? Bu da 20 lira. Baka baka gidiyorum. Sürahiler var. Ayran sürahisi galiba bu. Mikser sürahi 9 lira diyor. Böyle küçük küçük kaplar var yine. Onlar da 9 lira 10 kuruşmuş. Şunu bilmiyorum ya. Alayım mı almayayım mı? Almayayım ya. Ne yapacağım ben bunu? Değil mi? Ne yapacağım ben bunu? Hoşuma gitti ama yok, vazgeçtim. Bayağı bir çeşit gelmiş ama kalmamış. Hatta bakın. Aa, bugün şeyler de gelmiş böyle. Canlı çiçekler de gelmiş. Yine şöyle kaplar var. Saklama kapları üçlü ama bunların fiyatını görmüyorum. TV battaniyesi var. Renkleri çok güzel. Ona da bir bakayım. 20 liraymış. Ama çok güzelmiş rengi. Orada süpürge var Arzu'nun. 200 lira. Böyle plastikler var. Bir de şurada metal eşyalar var. Şu raflar falan. Bunlar bu haftanın değil mi? Hiç bilmiyorum. Bu hafta ne gelecek? Aslında bana resim atanlar oldu ama. Aa, bana şey Tuğçe'cim sağ olsun bakraç atmıştı bakın. Onu unuttum. Zaten de kalmamıştı. Kovalar var. Çocuk küvetleri falan. Böyle çok bir şey kalmamış. Fırın var. Akel'in 90 liraymış. Burada neler var? Kulaklıklar falan var. Ben şimdi gidiyorum. Bir şey kalmamış. Buradan alacağım da yok zaten. Kavanozlarımı alayım. Oradan eve geçeyim dedim. Havlular gelmiş. He, alez var bakın. Tek kişilik. Ne kadarmış bu? 12.95. Bilmiyorum hiç aldınız mı? Ben hiç almadım böyle 101'den falan. Böyle bakalım.
Ben şimdi 101'den çıktım. Görmüş olduğunuz gibi çok bir şey gelmemiş sanırım ya da kalmamış, bilemiyorum. Olanları size çektim. Şimdi kavanoz almak için BİM'in yanında, adı neydi? İstanbul Ucuzluk Fuarı mı? Oranın adını hep karıştırıyorum. Oraya gideceğim, kavanozları alacağım. Yarın o işimi hallederim inşallah. Ondan sonra da eve gideceğim. Fasulyenin yanına tabii ki olmazsa olmaz pirinç pilavı yapacağım. Böyle işlerimi halledeyim. Tekrar görüşürüz oralarda. Pazar İstanbul'muş. Ben İstanbul Ucuzluk Pazarı deyip duruyorum da sürekli adını yanlış söylüyorum. Adı böyleymiş. Kavanozlar burada. 1.250 fiyatı. Kavanoz alacağım. Kapaklar var zaten. Şöyle bir 5 tane falan alayım bakalım. Şu sarımsak, soğan, patates kapları ne kadar güzelmiş. Fiyatı da 145 lira ama çok hoşuma gitti. Ahşaptan böyle üçlü. Önde şunlar var da tam net çekemedim. Şu taraftan çekeyim size. Bakar mısınız? Çok güzeller. Bunlar yeni gelmiş sanırım. Ama çok hoşlar. Şimdi kavanozlarımı aldım. BİM'in önünden geçerken yarın gelecekleri size göstereyim. Şöyle yemek takımı geliyormuş. Güral porselenin. Hisar'ın çok güzel tencere seti geliyormuş 300 liraya. Yine Hisar'ın kaşık çatal seti geliyormuş 229 liraya. Şunlar çok güzel. 250 lira ama harikalar onlar. Güzel bir düdüklü geliyormuş 139 lira. Döküm tencere geliyormuş. Lava markası 160 lira. Bu kadar santimi 22 santimmiş. Başka kahvaltılık geliyormuş. Yine böyle bardaklar falan. Bir de şu dikkatimi çekti. Cam çaydanlık geliyormuş. 99 lira yani 100 lira. Krep tavası, düdüklü, katmer gözleme sacı geliyormuş. Fırın geliyormuş. Bayağı bir şey geliyormuş arkadaşlar. Bakın kesme tahtası 42.90 diyor. Ekmeklik. Bayağı bir şey varmış. Şöyle Soleil'in Nevresim takımları falan geliyormuş. Yani yarın gelmeden böyle görmüş olalım neler geldiğini dedim. Çaydanlık da var bakın. Ben eve geldim arkadaşlar. Saat 4.30. Pirincimi hemen suya koydum. Kavanozları falan da bulaşık makinesine koydum. Ondan sonra mutfağa gireceğim. Pilavımı yapacağım ama ilk önce şöyle güzel bir keyif yapayım. Her zaman böyle olmuyor. Arada gerçekten Nescafe istiyor. Bugün Türk kahvesi içmiştim ama bir de Nescafe içeyim dedim. O zaman bana afiyet olsun. Kısa bir kahve keyfinden sonra tekrar mutfaktayım. Şöyle pilav tenceremi koydum. Arpa şehriyelerini ekledim. Tereyağını pirinci koyduktan sonra ekliyorum arkadaşlar yanmasın diye. Şehriyelerim kavrulsun. Pirinci de ekleyeceğim. Onu da güzel kavuracağım. Ondan sonra suyunu da ekleyeceğim. İnşallah her zamanki gibi tane tane pirinç pilavım hazır olacak. Güzel kavurduğum tereyağını ekledim. Tuzunu, her şeyini ekledim. Şimdi kapağını kapatıyorum. Altını da kıstım. Pilavım güzel bir şekilde pişsin. Fasulyeyi de pilavı da inşallah sonuçlarını sizlere göstereceğim arkadaşlar. Pilavım da pişti. Onun da altını kapattım arkadaşlar. Şimdi ilk olarak fasulyemi sizlere göstereceğim. Eşim henüz gelmedi. Bakın kıvamı çok güzel olmuş. Böyle ne çok sulu ne az sulu. Gerçekten lokum gibi de pişirmiş. Kapağını kapatayım. Hala daha da ılık yani. Öğlen pişirmiştim ben bunu. Şimdi sıra pilavımda. Bakın pilav da harika görünüyor. İnşallah lezzetleri de öyledir. Tencerelerimi sizlerle birlikte test etmiş de oldum arkadaşlar. Hatta az önce yorumlara cevap veriyordum. Bir arkadaş yazmış, Yeşim abla tencereleri kullanmadın mı, ben mi kaçırdım diye. Ona da söyledim, bugün kullandım, inşallah yarın sizlerle paylaşacağım dedim. Vallahi kısa sürede pişiriyor. Memnun kaldım. Yemeklerin tadına baktıktan sonra da kapanışta tabii ki fikrimi sizlere söyleyeceğim. Ama güzel.
Şükürler olsun ocağımda herhangi bir sıkıntı da olmadı. Böyle bir iki arkadaş patlama yapıyor falan deyince bugün biraz korkmuştum açıkçası. Ama şükürler olsun öyle bir şey de olmadı. Öyle bakalım, yemekler hazır. Şimdi Barış Bey'i bekliyoruz. O da gelsin, sofrayı kuralım. Afiyetle yemeklerimizi yiyelim inşallah. Saat 7 oldu arkadaşlar. Maalesef babamız gecikti. Biraz daha gecikecekmiş. O yüzden biz Yaren'le dayanamadık. Çünkü kahvaltıyla duruyoruz. Bir de böyle Nescafe içmiştim kekle, biliyorsunuz. Kuru fasulyemiz, pilavımız zaten gördüğünüz, sizlerle birlikte pişirdim. Burada da semizotu almıştım. Semizotu salatası yaptım. Şimdi ne yapıyorum? Yemeğimizi soğutmadan kızımla beraber güzel sofrayı kurduk zaten. Yemeğimizi yiyoruz. Biz sofradayken veya kalktıktan sonra babamız gelir. O zaman bize afiyet olsun. Yemek yedikten sonra tekrar görüşmek üzere. Günün sonunda böyle saç baş dağılmış bir şekilde. Vallahi hiç aynaya bakmadım, inanın. Kapanış yapayım dedim. Telefonu elime aldım. Baktım saçım başım biraz dağılmış. Artık kusuruma bakmayın. Saat 10'u 5 geçiyor. Eşim geldi, yemeğini yedi, çayımızı içtik. Hala o içmeye devam ediyor. Ben artık bıraktım. Televizyona bakıyoruz. Öyle çok da bir şey yok zaten, biliyorsunuz. Az önce Kemal Sunal'ın filmi vardı, Tosun Paşa. Onu falan seyrettik. Hala da devam ediyor. Böyle arkadaşlar, bugünü de şükürler olsun kazasız belasız bir şekilde bitirmek nasip oldu. Yarın cuma, şimdiden herkese hayırlı nurlu cumalar diliyorum. Dualarda buluşmak ümidiyle. Kurban olduğum Allah kimin ne duası varsa kabul eylesin inşallah diyorum. O zaman bugünlük benden bu kadar olsun. İnşallah severek, keyif alarak, sıkılmadan izlediğiniz bir vlog olmuştur. Her zaman söylediğim gibi kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmazsanız beni çok mutlu edersiniz. Tencereyi söylemeyi unuttum. Yemekler şahane olmuştu. Hatta Barış geldiğinde soğumuştu. Tekrar ısıttım. Gerçekten çok güzel olmuş dedi. Kuru fasulye o kadar özlü pişmiş ki anlatamam size. Evet, tek sıkıntısı ağır olması ama lezzetliydi. Çok beğendik. Yıkadım, kuruladım, hemen yerlerine kaldırdım. Bekletmedim. Böyle arkadaşlar, o zaman kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. İnşallah Allah kısmet ederse yarınki vlogda buluşmak üzere diyorum. Hepinizi ayrı ayrı öpüyorum. Yozgat'tan herkese kucak dolusu sevgiler, selamlar gönderiyorum. Hoşça kalın.